Mabedin bütün hizmetkarları iyi çalışmazlarsa cezalandırılır. Bütün hizmetkarlar. Bütün. Meryem akrabamızdır diye onu kayırmamalıyız. Beni anladınız mı? Cezalandırmanın kasten ve isteyerek yapıldığını zannetmiyorum. Hepimiz Meryem'i seviyoruz. Evet. Ancak çocukların acının ve zorluğun anlamını idrak etmeleri gerekiyor. Mantıksız olmayın Zekeriya Hazretleri. Demek onları şiddetle cezalandırmaya devam edeceksiniz. Bu çocuklar yaramazlık yapar. Eğer yaptıkları yaramazlıkların karşısında bir engel görmezlerse bu mabedin altını üstüne getirirler. Şu halde korkmaları lazım. Hepsi benden korkuyor. Hatırlıyor musunuz Zekeriya Hazretleri? Biz sizin öğrencinizken bu tarz şeyleri hiçbir zaman yapamazdık. Sizden çok korkardık. Ben hiçbir zaman size zarar vermedim. Siz değil. Ancak diğer müderrisler bizi döverdi. İnsafsızca kırbaçla bizlere vurur, acıyı, zorluğu hep içimize canlı tutarlardı. Bu acılar, öfkeler, kinler insanı olgunlaştırır ve onu hayata hazırlar. Ağzından çıkanı kulakların duymuyor galiba. Kin ve öfke müminlerin hasletlerinden değildir. Kin sineyi yakar, ilahi laneti beraberinde getirir. Ve hışım insanı huşudan uzaklaştırır. Hayat acılarla doludur Zekeriya. Anladın mı? Herod, imparatorun ordusuyla Kudüs'e saldırınca ve askerleri merhametsizce hahamları katledince ben yarı yanmış bir kalasın altına düşmüştüm. Romalı askerler başucuma geldi. Ayaklarım yanıyordu. Ancak bağırmadım. Hareket etmedim. Ölü numarası yaptım. Onlar da öldüğümü sanıp beni bıraktılar. O acıya katlanmak canımı kurtardı. Acı. 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 Bu olgunluğun sırrıdır. Olgunlaşmak için bu yüce lezzeti bütün hizmetkarlar ve talebeler tatmalıdır. Beni anlıyor musunuz Yüce Zekeriya Hazretleri? Acı hayatın da sırrıdır. Bu yara senin kalbini katılaştırmış. Bütün benliğini Allah'ın kullarına karşı kinle doldurmuş. Kendine bir bak. Heylel Hazretleri, Meryem'in mabette çalıştırılmaktan muaf tutulmasını talep ediyorum. Selam sana. Ne oldu? Hiç. Peki niçin ağlıyorsun? Büyük baba, niçin bir şey yapmıyorsunuz? Siz yokken ona çok eziyet ediyorlar. Burada onu düşünen kimse yok. Meryem yalnız, hem de yapayalnız. O ilahi mucizedir. O çorak Yahudi toprağında biten bir güldür. Ne var ki onun kadrini bilen yok. Yerbağımın başına öyle bir iş açacağım ki bunu rüyasında bile göremeyecek. Sakin ol. Meryem nerede? Bilmiyorum. Selam sana Meryem. Selam büyük baba. Meryem, ben Heylel Hazretleri ile görüştüm. Bugünden itibaren sadece ibadetle meşgul olabilirsin. İstediğin zaman, istediğin kadar.
Peki mabedin işleri ne olacak? Mabedin yeterli sayıda hizmetkarları var. Şükürler olsun. Şimdi gidip biraz dinlen. Artık kimse ona eziyet edemez, değil mi? Evet, umarım. Meryem çok çalışıyordu. Bana çalışmak beni rahatsız etmiyor ama erkeklerin arasında gidip gelmek beni rahatsız ediyor, der dururdu. Kendini sadece Allah'a ibadete vermek istiyordu. İşte Allah duasını kabul buyurdu. Evet ya, Meryem çalışmaktan muaf tutuldu. Sadece ibadetle meşgul olacakmış. Tevekkeli hahamlar kızlar mabette çalışamaz demiyordu. Siz de duydunuz, mabetteki işleri yapamıyormuş işte. Yapamaz çünkü o bir kız. Kızların mabette ne işi olabilir? Eh, çok üzücü. Ama zaten onu daha başta çalışmaktan muaf tutmalıydılar. Kadınlar her işe karışmamalı diyorlar. Ama bizim yaptıklarımızı erkekler yapamaz ki. Haksız mıyım, öyle değil mi? Hem de yerden göğe kadar. Kadınlar olmadan erkekler hiçbir şeyi doğru düzgün yapamaz. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah size hayır ve bereket ihsan etsin. Zekeriya Hazretleri, akrabalarınız olan Ferislerin mabedin idaresini üzerlerine almalarından bizler çok memnunuz. Ancak sizler bize onlardan daha sıcak davranıyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Selam sana Meryem. Selam baba. Sevgili kızım, burada mı oturuyorsun? Bugün nasılsın? Ellerin hala ağrıyor mu? Çok daha iyi. Beni bağışla. Seni bu kadar yalnız bıraktığım için kendimi suçlu hissediyorum. Ama başka çarem yok. Celile buraya çok çok uzak. Büyük baba. Söyle yavrum. Benim yaşım küçük. Büyük adamlar niçin birbirleriyle iyi geçinmez, bir türlü anlayamıyorum. Ben onlardan bir şey istemiyorum. Niçin bana kötü davranıyorlar? İnsanların birbirlerini sevmemesi nasıl mümkün oluyor? Allah biliyor ki ben Yerbeyam Hazretlerini seviyorum. Onu kızdıracak bir şey yaptığım için de üzgünüm. Sen olman gerektiği gibisin. Masum ve pak. Baban İmran da bu halka beslediği derin sevgiye rağmen onlardan çok çekti. Ama neden? Çünkü o Allah'ın peygamberiydi. Ama bunlar da Allah'ın peygamberi Mesih'i bekliyor. O da bunların elinden çok çekecek. O insanlardan ne isteyecek? Hiçbir şey. Musa'nın dinini Mesih'in ağzından işitecekler.
Zira halkın arasında revaç bulan din bütünüyle Musa'nın sözleri ve uygulamaları değil. Tersine, yılların geçmesiyle İsrailoğullarından parası ve gücü olanlar Musa'nın dinini istedikleri gibi değiştirdiler. Demek Mesih de büyük acılar çekecek. Niçin buraya geldin? Neden ağlıyorsun? Ben annemi istiyorum. Gidip biraz su getireyim. Ne oldu Hena? Ne oldu dedim? Neyin var kardeşim? İyi misin canım? Neyin var söyle bana. İyiyim. Çok iyiyim. Ne yapayım? Elimde değil. Bir an bile onu düşünmekten kendimi alamıyorum. Nereye baksam hep onu görüyorum. Hep onu görüyorum. Benim hiç çocuğum olmadı. Fakat neler çektiğini çok iyi anlıyorum. Ama böyle giderse daha fazla dayanamazsın. Bana kalırsa bugün onu görmeye mabede git. Hayır, oraya fazla gitmemeliyim. Beni görmesinden korkuyorum. O zaman mabette kalması zorlaşır. Meryem çok dayanıklıdır. Ama ona söz verdim. Meryem'den uzaklaşmak için söz vermedin ama. Adağın Meryem'i mabede göndermekti. Bunu yerine getirdin. Hena, senin Meryem'e olan sevgin ilahi bir sevgidir. Onu görmeye git. Git ve kızını gör, onu kucakla. İsrail, Mesih gelmeden ve onun gözleri önünde rezil ve rüsva olmadan önce kötülüklerden arın. Niçin büyük bir hırsla dünya işleriyle meşgulsün? Ama ahireti unutuyorsun. Şu halde kıyamet günü yaptıklarınızdan ötürü Mesih'ten şefaat dilenmeyin. Onun zuhuru yakındır ve yetimlerin mallarını evlerinde biriktiren sizler onun diliyle kırbaçlanacaksınız. Sarraflık yapıp
Paranın üstünü eksik veren sizler. Ya da bunu haklı gösteren sizler. Ferisi adını alıp kendilerini güya Allah'a adayan sizler. İbadet edenlerin elbiselerini giyiyor, salihlerin kelamını dillendiriyorsunuz. Ancak hak ve hakikat yolunda gitmiyorsunuz. Mabede sığınan kadın bu değil mi? Ta kendisi. Tehlikeli bir kadın. Geldiği günden beri ne kendi rahat duruyor ne de insanları rahat bırakıyor. Gönlünüzde dünya sevgisi, dilinizde de bilgisizleri kandırmaktan başka söz yoktur. Sizi uyarıyorum. O size kızacak. Zira o takva ve adaletle hükmedecektir. Sizin gerçek, hakiki çehrenizi insanlara göstermek için yüzünüze taktığınız maskeleri indirecektir. Birer birer gerçek indirecek. Müminlerin siz ferisilerle sorunları var galiba. Biraz sabredin. Daha yeni başladı. Birazdan siz sadukulere de ikramda bulunacaktır. Sizler ne için burada dikiliyorsunuz? Sınıflarınıza gidin. Ey kadın, eline bağladığın o ipe bir düğüm daha at. O zaman Allah belki şifanı verir. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdiye kadar niçin Meryem'i ziyarete gelmedin? Niçin onu yalnız bıraktın? Meryem. Meryem nerede? Sağlığı yerinde mi? Meryem. Onu görebilir miyim? Biraz sabret. Neredeyse gelir. Artık takatim kalmadı. Ne yemek yiyebiliyorum, ne de uyuyabiliyorum. Eski gücüm kalmadı artık. Bütün bunlar Meryem'den uzak kaldığın içindir. Canım sana feda olsun. Ne acılar çekmişsin. Bunca acı niçin? Sabret. Sabret. Meryem. Meryem! 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 Niçin çağırdın onu? Beni görmemeli. Beni görmemeli. Niçin ama? Beni görürse burada kalması zorlaşır. Sana yalvarıyorum. Burada olduğumu söyleme. Thank you.
Selam teyzeciğim. Selam Meryem. Nasılsın? İyiyim. Memnun musun? Burada olmaktan mutlu musun? Evet, Allah'a şükürler olsun. Teyze, annemden bir haber var mı? İyi. Annen iyidir kızım. Onun için endişeleniyorum. Ne yapıyor bilmiyorum. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyorum acaba. Dünyada ondan başka kimim var ki? Zekeriya Hazretlerini de az görüyorum. Annemi düşününce yalnızlığım artıyor. Onu çok özledim. Çok. Müsaadenizle gitmeliyim. Görünmüyorsun. Tir tir titriyorsun. Bırak da bir tabip çağırayım. Ben tabibimi gördüm. Bu kadarı bana yeter. Uzaktan görüp sesini işittim ya, artık hayatta başka bir arzum kalmadı. Allah'a ısmarladık. Meryem. Ne oldu buna? Bu Meryem'in annesi. Henna. Henna. Hayır. Hayır olamaz. Henna. Aç gözlerini. Henna. Henna. Annenin çocuğundan ayrılması ne zordur. Anne her zaman iyi bir anne oldu. Allah'ın takdiri böyle tecelli etti. Sabret. Anne adağını yerine getirdi. Ne zor bir adak. Onun rızasına razı ol Elizabeth. İçim yanıyor. Tam da gönül meyvesini tadacakken Meryem ondan ayrıldı. Bana Meryem'in yokluğu içimi yakıyor derdi. Gidip Meryem'i görmesi ne kadar iyi oldu. Sonunda onun yanında son nefesini verdi.
Meryem. Ona bunu nasıl söyleyeceğiz? Selam sana Meryem. Selam büyük baba. Ne düşünüyorsun Meryem? Hesapladım da mabede geleli şimdiye kadar 6 ay 17 gün olmuş. Zor mu geçti bu günler? Hayır, ancak gün geçtikçe annemin ne zaman beni ziyaret edeceğini daha fazla düşünmeye başladım. Günler geçiyor, geceler geçiyor, fakat o gelmiyor. Gamla doldu yüreğim. Tuhaf bir duygu bu. Sahi büyük baba, sence bir anne çocuğunu unutabilir mi? Hayır, unutamaz. Peki niçin annem beni görmeye gelmiyor? Niçin ağlıyorsunuz büyük baba? Ben de çok sevdiğim kendi annemi hatırladım. O da mı sizi yalnız bıraktı? Bir gün çalı çırpı toplamak için ormana gitmiştim. Ansızın yüreğim gamla doldu. Senin gibi ben de anlatılamaz tuhaf bir duyguya kapıldım. Döndüğümde evimizin önünde toplanmış bir kalabalık gördüm. Kalabalığı yararak içeri girdim. Annem yatağında istirahat ediyordu. Gözleri kapalıydı annemin. Hala hatırlarım, yüzünde huzur dolu bir ifade vardı. Onu hiç bu kadar huzurlu görmemiştim. Sanki hayatın bütün sıkıntıları ansızın onu terk etmişti. Ellerimi boynuna doladım. Yanaklarına bir öpücük kondurdum. Uyanmadı. Bana bir şey mi söylemek istiyorsunuz büyük baba? Annem hakkında mı? Benim annemdi. Şimdi neden beni görmeye gelemediğini anlıyorum. Küçük ve mazlum Meryem'im.
Annemi kaybettim. Onu sana emanet ediyorum. Sevgini, rahmetini ondan esirgeme. Allah'ım, beni yalnız bırakma. Zira çok üzgünüm ve kederliyim. 10 yıl sonra. Siz zavallıları adam etmek için bütün vaktimiz heder oluyor. Bak, bak bu testileri ağzına kadar doldurmayın demedim mi ben? Ağzına kadar doldurmamızı sen söyledin. Dilin fazla uzamış. Hem sen bu suyu kime götürüyorsun? Yusuf amcaya. Yusuf amca için mi? Söyle kendi gelip alsın. Hadi git işine. Yusuf amca, Yusuf amca! Ne oldu? Bunlar bize eziyet ediyor. Ben ilgilenirim. Dostlarıma selam. Çocuklar siz gidin. Ben kendim su alırım. Dostlarım, hizmetkarlar zayıf ve savunmasız. Bunlar sizden sevgi öğrenmek için buraya geldi. Burada gelenek böyle Yusuf. Bizler de bu şekilde eğitildik biliyorsun. O halde çocukken çektiğiniz sıkıntıları unutmayın. Bu yanlış adeti sizden başka kim kaldırabilir? Unutmayın ki kutsal kitabımız kimseyi incitmeyin der. Hiç kimseyi incitmeyin. Yerbeyam Hazretleri, eğer mabedin masraflarını bilseydiniz böyle konuşmazsınız. Sarrafların pazardan istifade etme anlaşmasını uzattık. Kudüs'e gelen her yabancı parasını şekerle değiştirmek için yalnızca sizinle muamele yapıyor. Ve size bundan 3 sikke kalıyor. Tam 3 sikke. Bir sikkesi sizin cebinize giriyor ama gerçekten de bize bir şey kalmıyor. Bunun yanı sıra mabet ziyaretçilerinin ve Yahudi halkının bütün paraları ve adakları da size akıyor. Herod'un askerleri de 1/2 vergileri artırıyor. Biz sarraflar ne kadar kazanıyoruz ki Herod'a da vergi verelim. Niçin anlamıyorsun? Herod bizden de vergi alıyor. Sen de bizim gibi Herod'un vergisini ödemelisin. Borçlara uygulanan faiz oranlarını artırırsanız öderim. Bundan da payınıza 1 sikke kalacak. Borçların faizlerini artırmak mı? Sen aklını mı kaçırdın? Bu apaçık bir zulümdür. İsyan çıkar! İnsanlar binbir güçlükte karşı karşıya. Yoksulluk ve perişanlık bellerini bükmüş, ahü figan ediyorlar. Seslerini duymuyor musunuz? Duymazdan mı geliyorsunuz? Ne zamandan beri halkın isyan etmesi sizi endişelendiriyor? Biz halkı düşünmezsek kim düşünecek, söyler misin ha? Yasakar Hazretlerine ne oldu? Niyetim kendilerini incitmek değildi. Beni bağışlayın Yasakar Hazretleri. Sizden dolayı değil. Bu hastalık yüzünden yıllardır acı çekiyorlar. Beni bağışlayın. Bu dert bir gün beni öldürecek. Derler ki İmran'ın kızı Meryem keramette bulunuyor. Niçin ona gitmiyorsunuz? Hangi hasta için dua ederse iyileşiyormuş. Meryem'in elinden gelseydi aksayan ayaklarına bir çare bulurdu. Beni anladın mı?
Ayaklarındaki ağrının fazla ibadet ve sürekli namazda durmasından kaynaklandığı söyleniyor. Şuraya baksanıza. Meryem bize de kocam dua et. Çok çocuğum, çocuğum Meryem, dua Meryem. Allah Allah et Meryem. Meryem. Uzak durun. Meryem bize de dua et. Uzak durun. Kadınların buraya girmesi yasak. İnin aşağı, aşağı inin. Hadi evlerinize gidin. Başka işiniz yok mu sizin? Hadi evinize gidin. Dağılın, aşağı inin. Hadi gidin buradan. Başka işiniz yok mu sizin? Hadi çekilin buradan, gidin. Hadi evinize dönün, evlerinize gidin. Çekilin buradan. Hadi aşağı inin, gidin. Mabede gelenlerin çoğu gerçekte onu görmeye geliyor. İstemeyerek de olsa onun ünlenmesini sağladınız. Bu halk her zaman hurafelerden medet olmuştur. Avam hep böyledir. Bu da onların yeni bir oyunu ve meşguliyeti. Nihayet bir gün insanlar Meryem'den bıkacak. Bu mukaddes kitap yaşam kitabıdır. Biz topraktan yaratılanlar karanlık bir gecede, çetin bir çölde yolunu kaybetmiş gezginler gibiyiz. Bir şimşek çaksa sadece bir an yolumuzu aydınlatır. Ancak mukaddes kitap ve gerçek peygamber yolumuzu aydınlatan ve ışıkları hiç sönmeyen lambalar gibidir. Şu halde cehennemden kurtulmak için nebiiniz Zekeriya'ya uyun. Ey insanlar, biliniz ki yalın ayaklıların sesi uzaktan duyuluyor. Mesih gelecek ve bu putperestleri yerlerinden alaşağı edecektir. Cennet bir yoksulla yemeğini, servetini bölüşen kişinin makamıdır. Böyle bir kimse Mesih'i karşılamaya gitmiş ve onun zuhuru için hazırlık yapmaya gitmiş gibidir. Ve Allah Davud'a şöyle vahyetti: Ey Davud, günahkarları müjdele ve iyi işler yapanları korkut. Davud nasıl günahkarları müjdeler ve iyi işler yapanları korkuturum diye sordu. Allah şöyle buyurdu: Günahkarları müjdele, zira ben tövbeyi kabul eder, günahlarından geçerim. İyi işler yapan doğru insanları da korkut, zira bu iyi işleri onları bencilleştirmesin. Hesap günü boşlu çıkmayacak tek kimse yoktur. Görüyorsunuz dostlarım, bencillik helak getiriyor. İyi işlerinizi küçük görün ve Allah'ın karşısında kendinizi daima kusurlu kabul edin. İnsanların iyiliğini O bilir. Zira insanı yaratan O'dur. Allah bu zulme sessiz kalmaz Herod. Hangi zulüm? Krallığıma karşı kurduğun komploları mı kastediyorsun? Komplocu olmadığımı biliyorsun. Ama herkes bunu konuşuyor. Yıllardır seninle yaşıyorum. Huyunu, karakterini çok iyi bilirim. Sen her zaman kötülüğümü isteyenlerin etkisinde kaldın. Onlar bana karşı birleşmiş. Peki madem suçun yok, aşırı Yahudilerle defalarca görüşmeni nasıl açıklayacaksın bana, söyler misin? Yoksul Yahudiler beni seviyor. Onlara yardım etmek krala ihanet etmek midir? Evet, ihanettir. Kralın reayasını kendi kontrolünün altına aldığın yalan mı? Yakında kralın yerine senden emir alırlarsa buna hiç mi şaşırmayacağım? Bu en büyük ihanettir. Yanılıyorsun. Amacım reayanın gönlünü almaktır. Ben sizin eşiniz değil miyim? İyilik gören halk bunu sizden bilecektir. Yönetilenlerce sevilmek istemiyor muydunuz yoksa? Bunu siz de defalarca ifade ettiniz. Böyle yönetim olmaz. Baban Antigonos bu şekilde hükümet eden bir kral değil miydi? Benimle savaşı tutuştuğunda bile korkusunu üzerinden atamamıştı. Nasıl bir zilletle yenildiğini gördün. O yenilmedi. Çünkü onun adı halk arasında yaşıyor. O gönüllere hükmediyordu. Birçok kralın cesaret edemediği bir iştir bu. Gördünüz mü? Yanılmamışım. Sizden yenilen babasının intikamını almak ve unutulan hanedanının adını yeniden diriltmek istiyor. Bil ki ben Miriam, Yahudiye'nin büyük kralı Antigonus'un kızıyım. Babam 2. Hyrkanus hanedanındandı.
Evet. Hı-hı. Geçmişin şanlı krallarına şimdiki kralın gölgesi altında hakaret yağdırmak çok kolay. Zira bu iş cesaret ve soy asaleti gerektirmiyor. Küstah! Roma İmparatorluk askerlerinin yardımıyla babamı yenmenin sizin için onur ve kıvanç verici bir şey olmasa gerek. Muhafızlar! Muhafızlar! Gelin! Ve onu zindana atın. Seni çarmıha gerdireceğim. Diri diri dirini yüzdüreceğim. Öyle bir şey yapacağım ki ayaklarıma kapanıp af dileyeceksin. Götürün şunu. Ama efendim, bu Miriam. Miriam. Ne diyorsun, götürün. Yaktığın bu zulüm ateşlerinin eteğini saracağı günden kork Heron. Gördün mü? İğrenç niyetini nasıl da fütursuzca dile getirdi. O mağrur bir kız. Zaten Kral Antigonos'un kızından başka ne beklenebilir ki? Of! Miriam'a olan bu sevgin son bulmayacak mı ha? Seni nasıl aşağıladığını görmedin mi? Beni aşağıladı. Ancak itiraf etmedi. Evet. İtiraf etmedi. Bu babamın zamanında da kullanılan zindan. Babam biricik kızının bir gün bu zindana atılacağını aklının ucuna bile getirmemişti herhalde. Zaten Davut ve Süleyman'ın saltanatı bile olsa bütün saltanatlar bir gün son buluyor. Belki de ben babamın yaptığı zulümlerin cezasını çekiyorum. Birçok mazlumun bu zindanlarda çürüdüğü günlerde ben her şeyden habersiz, gamsız bir kızdım. Belki de yıllar önce Meryem'i görmemin karşılığıdır bütün bu başıma gelenler. Onu gördüğüm günden beri alın yazım değişti. Dayan Miriam. Bu ruhunun toprak bedeninden ayrılacağı son aşama olabilir. Ama keşke onu bir kez daha görebilseydim. Meryem.